Merhaba, ben Yusuf Çevik. Bu videomuzda General Mobile'in Barcelona Mobil Dünya Kongresi'ne lanse ettiği GM5 Plus'ı inceleyeceğiz. Ön yüzden bakıldığı ilk anda iPhone 6 Plus'ı andıran tasarım çizgileri, arka kısım çevrildiğinde farklılaşan telefon, metal çerçeveye, 5.5 inç Full HD ekranı üzerinde Gorilla Glass 4 2.5D cam kaplamaya ve arka yüzde yumuşak dokulu plastik yüzeye sahip. Android One 6.01 yüklü olarak kullanıcıya ulaşacak GM5 Plus, Qualcomm'un 8 çekirdekli Snapdragon 617 yongasından gücünü alırken GPU tarafında Adreno 405'i görüyoruz. Adreno 405 için Full HD çözünürlük sınırında bir yonga denebilir. Platformun farklı noktası ise Cat7 modeme sahip olması. Böylece GM5 Plus ülkemize satılmakta olan birçok üst seviye telefondan bile daha yüksek 4G bağlantı hızı sunabiliyor. 160 gram ağırlığı ile ele ilk alındığı anda kendini hissettiren telefon 3100 mAh değiştirilemeyen bataryaya sahip. 3 GB belleğe 32 GB dahili depolama alanının eşlik ettiği GM5 Plus'ta dilerseniz SIM kart slotu üzerinden 128 GB'a kadar microSD karta takabiliyorsunuz. 13 megapiksel ön Sony IMX258 sensörlü 13 megapiksel arka kameraya sahip telefon, ön tarafta yer alan flash ile ÖSYK meraklarını yakalamayı hedefliyor. Firmanın belirttiğine göre kamera yazılımı piyasaya sürüldüğü tarihte standart Android One arayüzden daha farklı bir arayüze sahip olacak. General Mobile yetkilileri belirttiklerine göre DxOMark ile gidilen işbirliği sayesinde kamera yazılımı son sürümünde daha yüksek başarıma ulaşacak. Gorilla Glass'ın ilk defa GM5 Plus ile kullanıma sunacağı belirtilen özel bir lens camı ile de lensin çizilme ve darbelere karşı ekstra korumalı olduğu belirtiliyor. Type-C bağlantı portu yanında Qualcomm'un Quick Charge 3.0 teknolojisine değer verilen telefon kutusunda hızlı şarj adaptörüyle birlikte geliyor. Standart Android arayüzünün yer aldığı GM5 Plus'ta günlük kullanım senaryosunda performans açısından problem yaratacak bir durum gözlenmiyor. Telefon yazılımının henüz erken aşamada olması nedeniyle benchmark yapamadık. Fakat Real Racing 3 ile yaptığımız denemede Adreno 405 sınırında performans gösteriyordu. Grafik yoğun oyunlar dışında ise herhangi bir yavaşlama gözleneceğini düşünmüyoruz. Türkiye piyasası için 1000 TL'nin altı hedeflenirken kutudan çıktı haliyle 32 GB depolama alanı, 3 GB bellek ve 3100 mAh batarya hesaba katıldığında GM5 Plus'ın fiyat performans konusunda hayli iddialı bir telefon olacağını söylemek zor değil. Android One programının en güçlü üyesi olacak GM5 Plus Türkiye dışında 30 ülkede daha satışa sunulacak. General Mobile'ın şu ana kadarki en önemli projemiz olarak nitelendirdiği GM5 Plus, malzeme kalitesi, dengeli donanımı ve 2 sene boyunca en güncel Android sürümü garantisiyle 2 ay sonra ülkemizde de telefon meraklarının beğenisine sunulmuş olacak. Ne dersiniz, bir Türk firması yine Android One telefonu ile Avrupa piyasasında da söz sahibi olabilir mi? Siz bu telefonu ve fiyatını nasıl buldunuz? Lütfen yorumlar kısmında paylaşın. Bu videomuzda General Mobile GM5 Plus'ı inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.